Hold on, little buddy. Come on, guys. Come on, let's go. Let's go. Keep it up. I'm gonna push you down these stairs. Vegas, get him. Watch out. Watch out. I got a man in a chair. All right, everybody, come on. Break it up. Let's go. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde Episodes from Liberty City'nin ekspansiyonlarından Lost and Damned'ı oynayacağız. Bunu bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani normalde Grand Theft Auto 4'ü oynayabilirdim ama Grand Theft Auto 4 şerefini Sabri'ye bırakmak istiyorum. Gerçekten Sabri'den benden çok çok kat daha iyi bir Let's Play çıkacağını bildiğim için tamamen Grand Theft Auto 4'ü Sabri'ye bırakmak istiyorum. Sabri'nin yıllardır ona bir şeyi var zaten. Hani uzun zamandır oynayamadım maalesef. O yüzden onun hıncını çıkartmasını istiyorum. Ben sadece Grand Theft Auto 4'ün ekspansiyonlarını oynayacağım. Hem de bunlar biraz daha kısa sürecek. Grand Theft Auto 4'ü gerçekten uzun sürüyor ve onu sadece Sabri yapabilir. Ben yapamam. Lost and Damned'dan hemen sonra Ballad of Gay Tony'yi oynayacağım. İşte o yüzden ne kadar sürer? Hani normal oyun 60 saatse bu en fazla hani 10 saat 20 saat falan sürebilir diye düşünüyorum. Hani çok şey yaparsanız o da sağ solda işte her türlü şeyi yan görevleri bilmem neler her şeyi bitirmek de hepsini katarsanız sanırım. O yüzden işte böyle kısa bir seri olacak bunlar. Kısa dediysem çok kısa değil yani. Hani ama Grand Theft Auto 4'ün ana oyunu kadar fazla olmaz. Şimdi arkadaşlar bu kare sayısına çok takılmayın. Onun için çok uğraştım. Test videoları çektim. Çok arkadaşlara sordum. Onlardan fikirler aldım. Şimdi elimden şimdilik bu kadar geliyor. Zaten siz bu oyunu hani Let's Play'leri daha doğrusu oyun için değil de genelde muhabbet için izliyorsunuz. O yüzden hani çok fazla takılmamanızı istiyorum. Ve zaten ben bu yakında değiştireceğim bu sistemi. İyice bir tamamen bir capture kartlı falan bir sistem kurmayı planlıyorum hani video çekimleri için. O yüzden lütfen bu kare sayısı hakkında aptal saptal yorumlar görmek istemiyorum. Oyunun konusu bir motorcu çetesi var. O çetenin sahibini nasıl olduysa içeri almışlar. Onu niye içeri aldıklarını bilmiyorum ben. Ama bu fazla yerinde duramayan bir adam. Hani dek duramayan bir adam derler ya. Şey duramayan. Akıllı duramayan bir adam. İşte rehabilitasyona gitmiş. Birini motorla ezmiş falan filan. Bunların hep ayak işini biz yapıyoruz. Hani bu adamı sürekli kollayan biziz. O karakteri oynuyoruz ve biz yardımcı başkanız oyunda. Billy Gray de çetenin lideri işte. Biz de yardımcı lideriz. Şimdi göreceksiniz Billy Gray'in nasıl bir adam olduğunu. Zaten hani bu oyunu bilenler. Öncelikle şu radyoyu Evet. Bu iyi. Şimdi öncelikle bu gerizekalıyı bir evimize bir götürelim.
Chet evimize, kulüp evimize, ne diyelim ona, kulüp evi diyelim, kulüp evimize bir götürelim bunu. İneğe bakalım ne olacak. Yalnız bu hiç susmuyor, hep konuşuyor ya. Ya kime çektin kardeşim sen ya? Hep konuşuyorsun ya, biraz bize bir şey bırak. Dır 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 dır. I keep getting caught because assholes like you ain't watching out for me. Bir dakika arkadaşlar, hemen şu Sometimes you gotta look out for yourself, Billy. Okay, I'll save my questions until I see the chapter. And you better have looked after my baby. En sonunda sustular herhalde. Evet. Şimdi birazdan görebileceğiniz gibi bu adam gerçekten uyumsuz ve sorunlu bir adam. Böyle hani ergenler gibi atarlanıyor falan, bir şeyler yapıyor. Ulan diyorum hani... Hey, geldik. Oh, hey, oh. Sanki şey arkadaş. Johnny, what's going on? Not much, Bill. Usual stuff. We missed you, Bill. Ulan gören duyan da şey zanneder. Hani otel zanneder böyle. 5 yıldızlı. Şuraya bak lan. Bu ne oğlum böyle lan? Lan bura bir şey kokuyor lan. Tipe bak, tipe Allah aşkına. So Johnny boy. Yeah, başladık. Evet, başladık. Bakın şimdi bak iyi seyredin. Let me rephrase the question. Where the fuck is my bike and where the fuck haven't you got it back for me? Because you know where it is. Are you deaf? Give me that whiskey. Are you fucking deaf? No. Then answer the goddamn question. Why the fuck haven't you got it back for me, friend, brother? One word. Business. Like I told you when you were in there. Or were you so busy playing holier than thou? You started believing your own bullshit. Oh, forgive me. You know, I've had a complicated few weeks. No, you imagine. Shut up, Brian. You know, coming off heroin's kind of hard. Yalnız Brian'a bakar mısın? Gözlük. Dört göz. What business is more important, Mr. 1980? Tiplere bak ya. 1980'lerin şey ya. The business that pays his lawyer's fees. The business that puts food on all of our tables. The business that we are all in while you're out pretending to be saved. Get my bike! What am I, your fucking dog? I told you to get my bike. You told me? You told me? You don't tell me shit, you little fuck! Listen, Billy. They were pissed and they had a reason. Your bike chopped that girl's leg off. You put Joe John's nephew in a coma. Birini... Bacağını kesmiş, birini komaya sokmuş. Ne biçim bir pislik adamsın lan sen? Ha? Geberip gitsen oğlum sen. Şu bizimki baş şey olsun, çetenin lideri olsun. Tiplere pager rehab, pager lawyer's fees, pager rent, paid everything. Shit, we set stuff up for you. Yazık ya. Bu adamı acıdım gerçekten acıdım. Eğer doğruysa bu adamı acıdım. Her altını bu halletmiş ya. Ulan utanmasa koca adamın altını temizleyecek ya. Bez bağlayacak yani resmen. Hani yazık yani. Gerçekten yazık. Ben acıdım. Yemişim lan senin leadership'ini. Tipe bak. Saçından sakalından utan it ol it. Tövbe tövbe küfrettirdi beni. Arkadaşlar bu arada özür dilerim eğer ağzımdan küfür kaçarsa hani biraz önce olduğu gibi. Ya beni affedin. Gerçekten. Çünkü sinir oldum bu herife ya. Gerçekten sinir oldum. Tipe bak Allah aşkına. Come on man. You and Angus built that bike for me? That's gotta stand for something. Yeah, you're right, brother. Şimdi de özür diliyor. Dengesiz. Adam dengesiz. Peace and prosperity be damned, my brother. Bizimki de ayrı bir mal zaten. Saf hani. Neyse.
Let's go. Neyse, hadi bakalım. Şimdi gidip motoru geri alacağız, öyle mi? Ya sen niye benim arkama geldin, oturdun yine ya? Ya hayır, istemiyorum seni arkamda. Şu şeylerden, tiplerden birine, şuna bak, şuna boş gidiyorlar ya. Git onların arkasına otur. Ne çenen var ya sende ya? İstemiyorum arkadaşım. Yeah, well, I ain't too happy about it neither, man. You want to turn around and go back to the clubhouse? Ya bunu bir tuşa basıp susturamıyoruz herhalde. Böyle konuşuyor yani. Good to know. Allah Allah. All that time I spent sharing and caring and rehab. Let's get your bike and save the emotions for later. You know what, Johnny? You could do some of the trust exercises they got in there. I'm gonna blindfold lan sus, tamam sus lan sus, çarpacağız bir yere. Lan beynini dağıtacağım şimdi. Ya bunlar konuşunca benim aklıma konuşacak bir şey de gelmiyor ki arkadaş. Sürekli dır. Şu tek başına olan görevler gelse de hani... Arkadaşlar bunlar ilk bölümler. Kusura bakmayın, beni affedin bu ilk bölümlerden. İlk bölümler biraz böyle olacak. Konu biraz oturduktan sonra, yani ben oyuna biraz daha adapte olduktan sonra daha çok konuşacağım, daha çok yorumlar yapacağım. Hatta istemediğiniz kadar konuşacağım falan. Yani, gerçekten. Ya dediğim gibi şu kare sayısı hakkında saçma sapan yorumlar vermek istemiyorum. Gerçekten. Hani, elimden bu kadar geldim. En iyi bu kadar optimize edebildim. Zaten Grand Theft Auto oyunları gerçekten çok sorunlu oyunlar. Hani Grand Theft Auto 4 gerçekten sorunlu bir oyundu. Bilgisayar versiyonu gerçekten çok sorunluydu. Hani optimizasyon konusunda. Genelde bu Grand Theft Auto tarzı oyunlarda bayağı bir optimizasyon sorunu oluyor. Sanırım optimizasyon sorununu halleden tek oyun şeydi. Saints Row serisiydi. Saints Row gerçekten hani her konuda çok iyi bir oyun ve gerçekten de optimizasyonu çok iyi yapmışlar. O oyunu hiç zorlanmadan oynayabilmiştim. Hatta fazla bir emek sarf etmeden, yani fazla uğraşmadan oyundan çok iyi kare sayısı almıştım da. Saints Row'u oynamayacağım tabii. Çok oldu ben onu oynayalım. Ve zaten onun serisini yapmayı düşünmüyorum. Ha, güzel oyun. Hani Grand Theft Auto ruhunu iyi vermiş. Hani ne bileyim, Grand Theft Auto Vice City ve San Andreas'taki o harika havayı aynen yakalamış. Ama şimdi Grand Theft Auto 4'de o havayı tekrar kaybettik, biliyorsunuz. Hani bu ekspansiyonlarda biraz daha iyi gibi geldi bana. Bu Lost and Damned değildi, daha çok Blood of Gate, hani biraz eğlenceliydi. Zaten o oyuna geçtiğim zaman hani oynamayanlar görecektir çok, konunun falan çok eğlenceli olduğunu. Adına aldanmayın, çünkü biz hani Gatone dediğiniz zaman zannetmeyin ki bir G'yi kontrol ediyoruz. Oyunu bilmeyenler için söylüyorum, bilenler zaten ne olduğunu iyi biliyorlar. Gatone'de Gatone'nin yardımcısını kontrol ediyoruz. Yardımcısı gibi bir Filipinli bir arkadaşı kontrol ediyoruz. Zenci gene. Zenci olmasa olmaz zaten hani. Bu Lost and Damned biraz daha şey ya, hani Ballad of Gaetano gibi değil yani. Bu biraz daha ve bunda şey hoşuma gitmiyor benim. Sürekli motorun üstünde olmamız gerekiyor. Ve motor da zaten hani çok fazla bir hard to say if that job is even around anymore.
Sorry, boys. You will be, my friend. You will be. Hey, good to see you, Bill. Diğer araba yani arabalar gibi kontrolü kolay değil. Motorların biraz daha zor oluyor kontrolü. Zaten ben bu oyunda motorlara bir alışamadım. Grand Theft Auto serisinde. Bu arada konuya gelirsek, motoru maalesef Angels of Death satın almış. Angels of Death bizimkilerin nihai düşmanı. Yani onlar satın almışlar ve herhalde büyük bir ihtimalle motoru paramparça edecekler. Motoru paramparça etmeden biz gidip o nereden geri alacağız. Told you who had the bike. You really gone south, haven't you, Johnny? You know, you could do with a stretch in the joint. Might harden you up. Whatever. What about an eye for an eye and all that shit? You should have been the one making that guy pay for holding out. Enough of that shit. We got more things to worry about than respect and stupid kid stuff. We gotta keep business afloat or we're fucked. You just don't get it, do you? This is what it's about. This. Not that money shit. We're in it to stick it to all those yuppies and hippies and motherfucking deadbeats. Give me a stiff drink, some hard drugs, the road in my chopper. That's all I need. Maybe an occasional bit of a hole. Wouldn't be a man if I didn't need that now, would I? How's Ashley, by the way? She's single? What about your brothers, man? Ain't you in it for the lost? Nedense bunlar konuştuğu zaman ben pek konuşamıyorum ya. Sürekli I don't exist without my brothers, without you. You don't get that, then you don't get nothing, John. İleriki bölümlerde tek başına olan bölümlerde yani arkasına biri oturmadığı zaman ki olan bölümlerde daha eğlenceli olacağını umuyorum. Hani ve yani daha bir konuşabileceğimi umuyorum. Sizin için eğlenceli olacak, benim için yani benim için fark etmeyecek. Gene ben oyunu oynuyor olacağım. Bu arada polise mesela en ufak iş yaptığımız zaman normalde eski oyunlarda biliyorsunuz anında peşinize düşüyordu. Grand Theft Auto 4 ve sonrasında hani artık onu geliştirmişler bayağı. Hani ufak bir dokundurduğunuz zaman artık polis peşinize takılmıyor. O çok sinir ediyordu beni Grand Theft Auto serisinde. Evet, şu gerizekalılara hadlerini bildirelim ilk önce. Lan mezunu var şerefsizler, gelin bakayım siz. Ölmeyelim de. Lan çekil önümden salak, ölüp gideceksin. En iyi Angel of Death üyesi ölü üyedir falan modunda böyle. Sen bir geber. Başka kaldı mı? Tam şurada bir tane varmış. Sen de öl. Zaten onu siz halledersiniz diyeceğim ama mal olduğunuz için pek halledemediniz şu adam. Bu kadar basit lan. Kaç tane adamsınız, utanmaz arlanmazlar. O ne ya? O aldı tabi harika motoru. Benim motor nerede? Lead the way, Mr. President. Mr. President. Seni Amerika'ya başkan seçeceğiz biz. Merak etme. Çekil, çekil önümden salak. Normalde o Beijing yani o logonun yanına geldiğimiz zaman enerjimizi yükseltmesi lazım ama
enerjimizi yükseltiyor mu acaba? Ben dikkat etmiyorum. Siz dikkat ediyorsunuz belki. Bakalım. Yükseltiyor herhalde. Yeah, Jim. Something tells me fucking up Pretty Boy and killing them deadbeats ain't enough for him. Maybe. Let's just say. Ya bu motor gerçekten oyunun hani oyunu motorla oynamayı seven arkadaşlar var biliyorum ama motorla ben bir anlaşamadım yani Grand Theft Auto serisi motorlarla bir anlaşamadım. Hatta San Andreas'ta sadece motorla oynamanız gereken bir bölüm var. O bölümü herhalde 20-30 kere oynamışımdır hani geçemeyip. Ya uçtun gidiyorsun arkadaş. Dur ya. Yavaş ol ya. Aldın altına harika motoru tabi. Evet yükseliyormuş arkadaşlar. Üzerine geldiğimiz zaman. Evet yanlış. Bu arada oyun oynayalı bayağı oldu. Birkaç sene oldu. O yüzden hani unuttum. Çok şey unuttum. Oyunda misyonları falan unuttum. Gerçekten. Hani normalde ben bunu PlayStation'da oynuyordum ama Grand Theft Auto 4'ü. Şimdi bayağı bir bilgisayar versiyonu bayağı bir farklı geliyor. Bu arada arkadaşlar bilgisayar versiyonunda oynuyorum. Söylemeye bile gerek yok. Bazı arkadaşlar sorabilir. Oyunu bilgisayar versiyonunda oynuyorum ve Xbox 360 kontrolörüyle oynuyorum. Oyun Steam değil bu arada arkadaşlar. Oyun Windows Live'den. Tell her I'm inside getting all sorts of fucked up and that I would really like I mean we meaning all of us would love some whole. Vallahi ağız bozuk, tipi bozuk. Yani lan bir doğru yerin yok mu lan senin? Her tarafın bozuk arkadaş ya. Seni kim buraya başkan yaptı ya? Ben mi yaptım lan yoksa seni başkan buraya? Sarhoş bir anıma mı denk geldi? Ne oldu? Bu arada hani merak edenler için yine söyleyeyim. 30 dakikalık bölümler halinde bu seri olacak ve 30 dakikanın sonunda bazen hani her bölümün sonunda yaptığım gibi hoşça kalın arkadaşlar diyorum. Bazen söyleyemeyebilirim. Kusura bakmayın. Şimdiden söyleyeyim de. Siz alışırsınız ona yakından nasıl olsa. 30 dakikanın sonuna gelince otomatik olarak kendi duracak. Yani bitecek bölüm. O yüzden hani endişelenmeyin. Neden şey demedi diye bize her defasında hoşça kalın kendinize iyi bakın falan diyen Servet abi niye böyle demedi diye endişelenmeyin arkadaşlar. Bu arada oyunla ilgili bilgiler falan filan ben bunları zaten biliyorum. Ne Cani'nin motoru gerçekten güzel bir motor, özel bir motormuş. Kaybetmememiz gerekiyor. Kaybedince geri tekrar alabiliyor muyuz bilmiyorum ama kaybettiğimiz zaman takım arkadaşımızı aradığımızda bize alternatif bir motor getiriyor. Bu kim lan? Allah'ım hatun gibi yürüyordu o kimdi ya? Bu zenci işte gördüğünüz zenci. Bu da silah falan getiriyor. Cenaze arabası gibi arabasıyla. Cenaze şeyi. Neyse. Neyse. Oyunu ben niye anlatıyorum ki çoğunuz biliyorsunuz zaten. Şuraya tekrar bineyim. Motoruma.
Yan. Lan. Ya ben 24 saat boyunca hiç durmadan rock dinleyebilirim ama YouTube pek müsaade etmiyor bunlara. O yüzden Dragon Brain prepare to love. I'm only a humble blacksmith with a California accent. How can I possibly rise up and conquer evil without a montage? How indeed? Do you believe? Telefon çalıyor, açalım. Alo. Same old bullshit, Johnny. Can you come and meet me on Aspirin over an actor? All right, brother. I'll be there. Ha, Jimmy aradı ve ondan buluşmamızı istedi. Şimdi yani ben normalde aslında yakın bir yermiş aslında. Şey diyecektim, normalde ben bu şeyleri bilmiyorum, hani direkt olarak ki on çıktığı zaman çok zorlanıyorum haritada ulaşmaya, ama GPS'ten işaretleyip yapıyorum genelde görevleri. Tell me about it. Coming close to really losing my shit here. Well, you ain't gonna like what I'm about to do in the next few hours. What? Lan bir sağlam bir adam sen varsın lan Jimmy. Valla hepsi manyak. Yeah, I hear you man, but these bikes are the real deal. Now I got a guy who pays me for them, and then he ships them over to Japan. Apparently they're gonna go crazy for these bikes in particular. Now business is business, and the angels, they're the angels. So do it for the memories. Zencisin, mencisin ama sen adamsın ya. Vallahi sen işin yaparım ya. Sen benden iste, ben gider çiğ tavuk yerim, çiğ tavuk kaçırırım. Çiğ tavukları Japonya'ya gönderirim, o kadar ya. Yani. Hadi gidelim. Ya senin motor da süpermiş abi ya. Ha böyle kırmızı şeyli falan, jantlı falan. Yani uçmasan iyi olur hani. Aman. Shit's been too crazy. Evet. Sabri, seni gerçekten çok takdir ediyorum. Vallahi billahi, yani hem Vice City'yi hem San Andreas'ı götürüyorsun. San Andreas'ı da Vice City'yi götürüyordu değil mi? Aynı anda o. Evet, yani baya bir takdir ediyorum seni. Yani şöyle oynayıp Let's Play çektiğim anda hemen anlıyorum senin neler çektiğini. Ne zorluklarla. Sen kimsin lan? Elinde şeyler mi? Nereye gidiyorsun sen Allah'ın malı? Ha, orayı kontrol ediyormuş adam ya. Niye adam günahını alıyoruz ki? İn aşağı, in. Adamın motoruna baksanıza. Yani. Ne güzel. Ne olacak şimdi? Ben bineceğim, ben kullanacağım. Her şeyi ben kullanıyorum. Take a real dumb civilian to screw with our bikes on club turf. They got these bikes at their place near Honkers. Drive us, will ya? İyi, peki, hadi bakalım.